Çok mu sinirlenmişlerdir? Tam bilmiyoruz. Oradaki adam... Ha, söylüyor mu? Bilmiyorum. Yani geç, işte geç günden sorumlusu. Tolga Yeter'in sorumluluğunda çalışan bir adam. Çok hocası. Geliyor, diyor ki, bu kurumu eleştiren yazılar var burada. Diyorum ki, yani gerçekten insan beynim şey yaptı yani, çok şaşırdım yani, hiç beklemedim de. Adamın söylediği lafa bak ya, kurumu eleştiren yazılar var. Ya o kurum sanki böyle Allah tarafından oraya koyulmuş, çok böyle hiç dokunulmaz bir konu. Alt tarafı şiir tiyatroları yani, hiç böyle başarılı olmayan, iyi yönetilmeyen, salonları kötü olan, tiyatro adına hiçbir şey yapılmayan bir kurum, tiyatroya zararı olan bir kurum. Ben tabii bir sanatçı olarak, roman yazarı olarak, bir tiyatro oyunları yazarı olarak bu kurumu eleştirme hakkım var. Bu benim en doğal hakkım ve görevim. Romancısın, tamam anladık ama en önemli buradaki görevi lise 3'te okuyan zavallı 17-18 yaşında bir çocuktan öte Samur Dergi'nin gelen beni de evet. O önemli. Evet. Yani tiyatro dergisi de atıyoruz orada. Hani olay geç alakası olmayan şey değil. Ve bu sayımızda daha çok devlet tiyatroları eleştiriyor. Şehir tiyatrolarının ya hatırlamıyorum ya eleştiriyoruz. Ama bana diyor ki kurum eleştiren yazılar var. Yani ben gerekirse sanatçının görevi zaten aydının görevi toplumda aksaklıkları eleştirmektir. Sonuçta şehir tiyatroları benim verdiğim, babamın verdiği vergilerle alakalı olan bir kurum. Yani işte babam şu an işsiz mesela. Biz yani elimizdeki parayla geçirmeye çalışıyoruz ama yine de vergimizi ödüyoruz. Ve bu verginin bir kısmı şehir tiyatrolarına aktarılıyor. Ve işte Ayşe Nişanlıoğlu'nun maaşı oluyor. Orada kesinlikle ödedik o pistolu yani. Biz besliyoruz, kadınlarını biz doyuruyoruz, ceplerindeki parayı biz koyuyoruz, sonra itinak kapıdan yine biz oluyoruz. Ya oradaki tiyatro amirinin aldığı 2 milyar maaşın bir kısmını da benim babam 1 lirasını bile olsa ben veriyorum, biz veriyoruz. Yani onun bana karşı en azından saygılı olması gerekiyor. Ya bunların hepsini bırakalım, işte siyasi, felsefi, vicdan, her şeyi bir yana bırakalım. Ya o 18 yaşını doldurmuş bir insana karşı, ya kim olursa olsun bu insan yani çok kötü işler bile yapsa asla fiziki temasla bulunmaması gerekir. Yani ben onu bir insan olarak böyle düşünüyorum. Ve bunu yapan tiyatro var. Yani çok akıl almaz, çok vicdansızca bir durum. Bu Türkiye'de bunlar hep oluyor yani ben çok şey yapmıyorum. Ya bunu zaten böyle şeyler olacağını biliyorum yani başıma geldiğini biliyorum ama ya bu kadar da ufak bir yani şeyden dolayı tiyatro amirimize saldırmasın yani kurumumuzu eleştiriyoruz. O zaman sen de otur, bana yazıyorlar, mailimi verin, sen de bizi eleştir. Benim eleştirime cevap yaz, ben de onları kendi derdimize yayınlayalım, sana da armağan edelim. Ama yok yani, siz de eleştiriyoruz, biz de sizi döveriz, dövün o zaman. Ya istediğiniz zaten yapıyorsunuz, ya siz egemenden zaten istediğiniz gibi bize yazıyorsunuz. İşte gazetecilerin kitapları basınlara toplatılıyor, gözaltına alınıyor. Grup yorumun gece 2.30'da baltalarla gaz bombalarıyla kültür merkezleri basılıyor. Bizim de ücretsiz oyun dağıtımımız sırasında, oyun dergisinin dağıtımı sırasında oyunun genel yayın yönetimini ve bulunmaz yatırım öncesini üstlendirme fiziki saldırıda bulunuyor. Bunu yapan da devletin resmi kurumu Fatih Yaşar Üniversitesi. Ve bu üç kişi, ya işte abi usta yaramış telefonda konuşmuşlar falan filan. Ama mesela Mesut da bana, ya sen dediler mi herhangi bir şey, özür bağladığından. Evet. Bana da mesela kimsenin sesi çıkmadı yani. Tiyatronun vicdanı kalmamış herhalde yani. Tiyatro dergilerinin, tiyatro sitelerinin, tiyatro sahiplerinin ve oyuncuların. Yani kimse bizim bu durumumuza karşı herhangi bir destek mesajı yayınlamadı. Bizim haberimizi yapmadı. Veya bize bizim haklı olduğumuzu söylemedi. Büyük bir sus komik içinde tiyatro dünyası. Ve yani bu tiyatronun vicdanının ne kadar olduğunu sorgulatıyor insanı. Yani bu tiyatro insanları bu kadar mı tiyatrodan, hayattan korkmuşlar? Yani neredeyse herkese mail attım, olayı anlattım, görüntüleri koydum, fotoğraflar var. Yine de bazıları olaya taraflı yaklaşıp, hani sizler fazla şey yapmamışlar, niye abartıyorsunuz diyor. Bazıları görmezden geliyor, bazılarının hiç sesi çıkmıyor. Ayşe Nişanlıoğlu ve Tolga Yeter'e çok açık mektupta bir yazı yazdım. Bu yazıyı Tolga Yeter'in mail adreslerine yolladım. Adamdan ses çıktı. Yani kendi suçlarını suskunluk, yani sessizlikle kabul etmiş oldu. Herhangi bir hayır, böyle bir olay olmamıştır. İşte tiyatromuzun kamera kayıtları incelenebilir. Bunlar
yalan söylüyor deseler, yani haklı olduklarını en azından insanlara fikir olsun. Ama hiçbir ses çıkmıyor insanlara. Ve biz bunun da peşini bırakmayacağız. İşte elimizden gelmeyince her şeyi yapacağız yani. Bu üç kişinin suçları olduğu kadar Tolga Ezel'in de suçu var, Aşırı Şamlıoğlu'nun da suçu var. Bir de Aşırı Şamlıoğlu'nun babası, bildiğim kadarıyla yani ve büyük ihtimalle doğrudur. Sayıştay Başkanı Servet... Sayıştay eski başkanı. Sayıştay eski başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızı. Yani mesela yani ben babamdan mesela bir sürü şey öğrendim yani. Ha, hayat hakkında, işte babamın çalıştığı yer hakkında, işte onun yanında gidip çalışmaydı. Yani babam bana etkisi çok büyük oldu. Ya Servet Şamlıoğlu'nun da kızına etkisi benim olduğumdan daha çok olmuştu. Çünkü onlardan daha yaşlı bir insanlar. Aşkın Şamlıoğlu'larla. Ya babası da bu kadar hani büyük bir kurumun başındaymış. Yani kızına hukuk olayları hiç mi anlatmamış? Yani bunu, ya illa bunu buradan bakmamıza gerek yok yani. İnsan olarak baktığımızda sanatı seven, şey tiyatroların başında olan bir insanın, yani işte fotoğraflarına bakıyorum, biliyorum, güler gözükle bir insan olduğunu anlıyorum Aşkın Şamlıoğlu'nun. Daha önce oynadığı filmleri de izlemiştim. Ya filmlerdeki oyunculuğunu beğenmiyorum ama sonuçta insani açıdan baktığımda ben uyandırdığı izledim, güler yüzlü bir kadın izledim. Yani bu güler yüzlü kadının böyle bir olay sonrası susması ve bize herhangi bir özür dilememesi gerçekten şaşırtıcı. Yani ben beklerdim ki ve bundan sonra bekliyorum ki Aşkın Şamlıoğlu, Tolga Yeter, o üç bize saldıran üç kişi bizden özür dilesinler. Biz bu özürleri kabul edip etmeyeceğimize de biz karar vereceğiz. Ama en azından yani şu anda etik bağlamında sizin bizden özür dilemeniz gerekiyor. Yani özür dilemeniz gerekiyor değil mi? Bunu zaten hiç yapmamanız gerekiyordu. Yani bize karşı saldırmamanız gerekiyordu. Kibarca uyanmanız gerekiyordu. Eleştirilere karşı cevap vermeniz gerekiyordu. Aldığınız paraların hakkını vermeniz gerekiyordu. Ama bunların hiçbirini yapmadınız. Şu anda şu saatte yapılacak olan bizden özür dilemesi. Ve bu özrünü yazılı olarak yapmasın. Yani bir telefona gidip kimli bir sizi şahsın benden özür dilemesinin hiçbir anlamında yok diye. Onu da söyleyeyim. Şu anda bu kadar söylüyorum. Sen duramıyorum orada, patlayıp ne anlatıyorsun sen ya? Bir şeyler söylüyorsun. Çocuk konuşuyor ki bir parasit yapıyorsun ya, ne diyorsun sen? Ama benim söyleyeceğim tek bir şey var. Yazımda da yazdığım gibi, gerekirse daha önceki videolarda söylediğim gibi. Ayşe'nin Şamlıoğlu'na istifa et. Tolga Yeter istifa et. Kendini 27. genç günler sorumlusundan bir tek gerizekalı istifa et. Ben de bunların istifasını istiyorum. Onun da hani sorumluluğu yoktu. Yani mafyadan gibi anlamış olabilir. Ben videoda izledim böyle Süpermen gibi koşuyor. Ya mafyadan ülke ocaklarından nereden geldi belirsiz, ne diyor belirsiz bir adam yani. Zaten yüzünde mi yemek yok? Jöle edilmiş, orada kız sallamaya mı gelmiş? Ne? Görevine, işlerine. Senin işlerin orada genç günler sorumlusuysa gençliğine tiyatroya gelmişsin, sağlamak olmalı. Ve biz genç olarak tiyatroya geliyoruz. Hem de dergis genel yayın yönetmeniz, yazarız. Bize orada saldırıyor çok. Gerçekten ilginç. Yani. Peki ben istemiyorum çünkü hakaret etmek istemiyorum. Hakaret etmeyiz diyeceğim. Yani dangalar falan, dangalar tabii hakaret demek değildir ya. Allah Allah. Ne hakaret? Dangalar bir zekalı. Mesut, bugün gittik izledik 20 kişi var ya benim bununla şimdi. Hemen buradan cevap vereyim ya. Yani sahnede 30 kişi var, aşağıda 20 kişi var. Neden böyle? Bunun bir tek nedeni var. Siz şehir tiyatroları olarak tiyatroyu sevmiyorsunuz, insanları sevmiyorsunuz, gençleri sevmiyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? Bu gençlik, evvel yaşadık insanı darp ediyorsunuz. Kardeşim, bu sahipsiz değil. Bu bizim derneğimizin, benim sahibi olduğu sosyalist oyun dergisinin genel yayın yönetimi. Cami avlusuna bırakılan bir piçliydi. Yani bu derginin bir sahibi var. Ruhi su ışık içinde yatsın. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar mı diyor sorarlar. Hiç kimsenin yakasını asla bırakmıyor. Daha şey değil. Benim bırakmamla gider mi olsun sonunda? Birader, özür dilerim hanımefendi. Birader ne demek bacım, canım bacım. Benim derginle gider mi olsun sonunda? Özür dilemedikçe aklıma haram oluyor. Sana, Kadir Topbaş'a, Recep Tayyip Erdoğan'a, Abdullah Gül'e aklıma haram ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen oyların helal olmadığı kanısındayım. Ben oy kullanmadım, merak etmeyin. İstediğiniz için sayı verebilirsiniz. Evet, başka aklınıza gelen bir şey var mı? Ya tiyatro amirine geldik.
işte malı da... Efendi bir insan. Efendi bir insan olduğunu düşünmüyorum ben bana yaptığı sabıdan dolayı da. Sabah ona da söylemek istiyorum ama onun yanında çalışan genç durumluya da, işte güvenlik görevlisine de ve diğer bu olarak odayı sorumlusu herkese söylüyorum. Hani ben de kişisel olarak, beste aile adına ben de